Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kenan. Bugün sizlerle yine bir Rastgele Medeniyet serisiyle daha karşınızdayım dostlar. Geçtiğimiz Rastgele Medeniyet serisinde sizler de hatırlayacaksınız ki Zimbabwe devleti gelmişti ve Zimbabwe ile beraber neredeyse bütün Afrika'yı, yani Afrika'nın büyük bir kısmını toplamayı başarmıştık. Bakalım bugünkü Rastgele Medeniyet serimizde hangi ülke gelecek ve nasıl bir yol haritası izleyeceğiz, hep beraber göreceğiz dostlar. Rastgele medeniyeti yine seçiyoruz. Zorluğumuz efsanevi savaşçımız klasik, AI saldırganlık %50, oyunuza ise %100 de başlayacağız. Umarım yine güzel bir rastgele medeniyet serisi olur. Tabi güzel ya da kötü bir rastgele medeniyet serisi olması hangi ülkenin geleceğine bağlı pek tabii ki de. Umarım İyi oynayacağımız bir ülke gelir, iyi oynarız, güzel kapatırız abicim bu Rastgele Medeniyet serisinde. Rastgele Medeniyet serilerinin devamı için like atmayı ve kanala abonelisiniz, abone olmayı unutmayın dostlar. Ayrıca bu gece de saat 21.30 civarında bir canlı yayınımız yine olacak. Avusturya canlı yayında kaldığımız yerden devam edeceğiz. O canlı yayına da yine hepinizi beklerim. Hızlı bir şekilde oyna diyelim ve başlayalım dostlar dilerseniz. Bakalım hangi ülke gelecek. Oo, Sırbistan geldi. Ulan var ya. Yani var ya, oynayabileceğimiz en iyi devletlerden birisi abi. Yani oynayabileceğimiz en iyi devletlerden bir tanesi. Önce yok, hatta öncesi falan yok abi. Direkt evet, amacımız Sırp İmparatorluğunu kurmak olacak. Tabi Sırp İmparatorluğunu kurmak çok da zor olmayacaktır büyük bir ihtimalle. O sebepten biz bütün Balkanları elimize geçirmeye çalışacağız abi. Evet lan, gerçekten gelebilecek en güzel ülkelerden bir tanesi geldi ya. Abi biz bu Rastgele Medeniyet serisinde niye bu kadar şanslıyız gerçekten bilmiyorum. Yani ilk yapışımızda ABD geldi abi, ABD. Ulan daha ilk seri yapışında ABD geliyor. Böyle bir şans yok yok. Yani dünyada olabilecek bütün şansımı ben zaten onunla harcamış olmalıyım diyordum. Ta ki şimdiye kadar. Şimdi Sırbistan geldi, yine güzel bir ülke geldi. Estonya gelmişti, Zimbabwe yine güzel bir ülke. Yani gidip de bana şuradaki adalar gelmiyor. Ben hala ona gerçekten şaşırıyorum ya. Şuradan bana gidip de Mikronezya adaları gelmiyor mesela. İlginç abi, ben gerçekten şaşırıyorum bu duruma. Her neyse, güzel. Üzümünü yiyelim, bağını sormayalım abi. Güzel bir ülke geldi ve sefasını sürelim biz en iyisi. Hemen hızlı bir şekilde teknoloji puanlarımızı veriyoruz. 14 adet teknoloji puanını araştırmaya bıraktım. 15, özür dilerim. Şimdi şöyle bir Sırp İmparatorluğunu fonlamamız için gereken topraklara baktığımızda ilk olarak tabii ki de Bosna Hersek'i almamız gerek diyebiliriz. Ama şöyle bir strateji yürütelim abi. Bosna Hersek'in sınırlarında Hırvatistan var. Yani Bosna Hersek'i en fazla Hırvatistan alır. Ama Bulgaristan devletini Romanya ele geçirebilir. Romanya eğer Bulgaristan'ı ele geçirirse bizim için ciddi bir tehlike oluşturur ve bizim daha zor bir savaşa girmemizi sağlar. O sebepten öncelikle Bulgaristan'ı alalım ki Romanya'nın Bulgaristan'ı alma gibi bir ihtimalini ortadan kaldıralım. Aynen öyle. Bence şu anda bu söylediğim daha mantıklı gibi görünüyor. Bu arada Türkiye demokratik yoldan devam etti. Türkiye olarak devam ediyorlar. Yani monarşi falan seçmediler. ABD ne yaptı? ABD komünizm yolunu seçti ve komünist Amerika'ya dönüştü. Almanya faşizm yolunu seçti ve Nazi Almanya'sına dönüştü. Rusya'da herhangi bir gelişme şu anda yok. O zaman biz kendi yolumuza devam edelim hızlı bir şekilde. Evet, bu kadar para Bulgaristan'a karşı basacağım ordular için herhalde yeterli olacaktır. Hatta fazla bile. Aynen öyle, savaşımı ilan ediyorum. Evet, ilk saldırımız başarılı oldu. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Şu şekilde yapalım abi direkt. Aynen, sen de buradan, sen de burada. Aynen öyle abi. Evet, çok güzel. Basit oldu abi. Lan, orayı niye almadın lan? Hain köpke. Tamam abi, güzel. Bulgaristan'ı hallettik. Şimdi bana şu topraklar lazım. Verebiliyor musun? Ya cidden veremiyor musun? Ya gerçekten veremiyorum. Bir tane toprak alamıyorum değil mi? Bir tane toprak yüzünden. Evet abi ya. Ulan. Ya bahtımızı. Ya şanslıyız. Şanslıyız da yani. Bir tane toprak yüzünden kaçtı ya. Neyse, tamam, yapacak bir şey yok artık. Bir kez daha savaşacağız kendileriyle. En iyisi biz bu elimizdeki orduyu terhis de etmeyelim hatta. Aynen öyle. Bosna Hersek zaten epey bir güçsüzmüş. Hemen sınırlara dizelim Bosna Hersek sınırlarına bu orduları. Ve kendilerine de savaşımızı ilan edelim hızlı bir şekilde. Gelsin bakalım ordular. Aynen, savaşımı ilan ediyorum. Çok güzel abi. Evet, bu da yine basit bir savaş oldu. Hem Bulgaristan hem de Bosna Hersek'i üst üste çok hızlı bir şekilde mağlup etmeyi başardık. Şöyle bakayım. Evet, senin bütün topraklarını herhalde alabilirim değil mi? İnşallah alabiliyorumdur. Heh, güzeldi abi, tamam, bunun hepsini alabiliyorum. Bu şekilde tamamını alalım. Tamam, gayet güzel. Şimdi artık orduları topla ve tamamını terhis et ki artık bir artıya çıkalım değil mi abi? Heh, zaten artıdaymışız ama tamam. Asimilasyon işlemlerini yapabilmek için yeterli paraya da sahip olalım diye ordularımızı da terhis ettik. Evet, gayet iyi başladık abicim bu Rastgele Medeniyet serisine. Umarım bu şekilde devam eder. Sırp İmparatorluğunu kurmak için zaten önümüzde çok büyük bir engel kalmadı.
Yani şurada bir Makedonya alacağız, Kosova alacağız, Karadağ alacağız, Sırbistan'la savaşacağız, Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaristan. Yani önümüzde öyle çok fazla aman aman bir engel kalmadı ki zaten yoktu. Zaten öyle aman aman bir engel yoktu ama şimdi ne oldu abicim? Biz Bulgaristan'dan bu toprakları aldık, böylece artık Romanya Bulgaristan'ın topraklarını alamaz. Yani biz bu ihtimali tamamen ortadan kaldırmış olduk bu yaptığımız hamleyle beraber. Asimilasyon işlemlerimizi hemen bir kontrol edelim. Hemen henüz oyunun başlarındayız. Hemen oyunun başlarından şimdiden asimilasyon işlemlerinde eğer aksaklıklara neden olursak ileride çok daha fazla sıkıntı, çok yüksek bir ihtimalle yaşarız. Aa ne güzel lan, hepsini oto yaptı. Abi keşke hep böyle olsa ya. Keşke hep böyle olsa. O kadar isterim ki. O kadar isterim ki hep böyle olmasını. Evet abi, hepsi %100 oldu. Ne kadar güzel, ne kadar rahat. Tamam, şimdi dostlar bir çılgınlık yapacağız. Nasıl bir çılgınlık yapacağız? Şöyle bir çılgınlık. Şuradaki devletleri görüyor musunuz? İşte Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan. Bu devletlerin hepsine birden savaş ilan ediyoruz. Hadi bakayım. Hayır, var mı lan? Var mı lan bizden daha büyük challenge yapan burada? Hadi bakayım. Var mı bu Balkanlarda bizden daha büyük böyle challenge yapan? Lan nasıl bir şey? Sanki oyun oynuyoruz kardeşim. Burada devlet yönetiyoruz. Biraz ciddiyet. Ne challenge be? Biraz ciddiyet. Sen burada koskoca köklü Sırbistan İmparatorluğunu yönetiyorsun. Ya da geleceğin Sırp İmparatorluğu diyelim. Evet abi. Elimizdeki çok yüksek sayıda parayla ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirdik. Toplamda 48 bin kişilik bir ordumuzla savaşa hazırız dostlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet toplamda sınır bulunuyor. Şöyle bir biz 6000 ile başlangıcı yapalım en iyisi. 6000 ile başlangıcı yapalım. Fazla ya da az gelirse gerekli ordu basım işlemleri veya takviyeleri gerçekleştiririz. Gerekli ordu basım işlemlerini yapamayız çünkü paramız yok ama eğer az gelirse takviye yaparız diyecektim ki tam geldi abi. Gerçekten güzel hesaplamışız. Şimdi bütün devletlere birden savaşımı ilan ediyorum bakalım dostlar. Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan. Evet dostlar, Balkanlarda Sırbistan'ın güneyinde ne kadar devlet varsa hepsine savaşımızı ilan ettik. Şimdi sırada saldırıları gerçekleştirmek ve bu karşımızdaki devletleri mağlubiyetle ödüllendirmek var abi. Hemen saldırılarımızı gerçekleştirelim bakalım. Evet gayet güzel, 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 güzel. Bütün saldırılarımız başarılı oldu. Gayet güzel bir ilk tur geçirdik. Devam edelim o zaman ilerlemeye. Evet Yunanlar hani bizi zorlayacağını falan sanıyorlar. Hani adlarına güveniyorlar. Lan biz Bizanslı soyundan geliyoruz kardeş. Bize yenileceksiniz falan da yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Çok rahat bir şekilde alacağız sizi de. Sevgili Yunanistan. Aynen öyle kardeş. Aynen Aras kargo aynen. Aynen aynen. Aynen. Devam edelim bakalım abi. Ne oldu Yunanistan? Yol çekirdim Belgrad'a. Gel buraya. Kaçma bir yere. Gevşek herif. Tamamdır abicim. Yunanistan'da hallettik. Kolay oldu. Son derece kolay oldu. 128 milyar dolar nerede? Nerede oğlum bu para? Buradan devam et abi. Şuraya, şu denize, Ege'ye birazcık ordu çıkaracağım. Aynen kardeşim. Atina'ya Allah'tan liman yapmışsınız. Yoksa ne yapacaktık? Kardeşim oraya asker göndermesen olmuyor değil mi? Ayıp ya ayıp. Kaçacak yer arıyorsun resmen. Ayıp. Koskoca Yunanistan'ın düştüğü hallere bak. Ayıp kardeşim. Şunlara, şuralara bir çıkarma atalım. Aynen öyle. Ve Girit'e de bir çıkarma atalım. Gayet güzel. Oğlum çok kolay oldu lan. Yani bu tahmin ettiğinden daha kolay oldu abi. Ha tabii bütün toprakları alamıyoruz lan. Öyle de var. O da vardı değil mi bir de? Şöyle bir bakalım abi ne kadar toprak gerekiyor. Şuraya kadar hepsi gerek. Ha şuradaki topraklar bile gerekmiyormuş lan hatta. Tamam o zaman. Tamam abi alacağım topraklar şunlar. Aynen bu şekilde. Ama dağısını da alabiliyorsam neden almayayım? Aynen öyle. Bir de şuradan moradan ya da yok mora yerine şuradan bir de bir tane ada alalım. Aynen daha mantıklı. Bu şekilde barış antlaşması Yunanlarla imzalıyorum. Arnavutluk'la aynı şekilde yine bütün topraklarını alarak bir barış antlaşması imzalıyorum. Bulgaristan sen benim göz ağrım olarak kaldın koçum. O yüzden senin yine tamamını alıyorum. Karadağ senin de yine tamamını alıyorum. Burada yine bir Makedonya var. Senin de tamamını alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Sırbistan devleti olarak güneyimizde bizim Sırp İmparatorluğunu formlamamız adına bize engel olan hangi devlet varsa elimize geçirdik. Gerekli toprakların tamamını anneksledik, aldık elimize dostlar. Hemen şimdi. Aa bir tane daha varmış. Ne oluyor lan? Ölüyordum beyler. Az önce çiğ köfte yedim abi. Biraz hala boğazım yanıyor. Bayağı acıydı lan. Öyle çiğ köfte mi olur be? Gerçi çiğ köfte dediğin zaten acı olur da. Yani. Neyse devam edelim biz ilerlemeye. 5000 ordumu hemen Belgrad'a çekiyorum. Terhis ediyorum abi. Artık artıya çıkmamız lazım. Acilen artıya çıkmamız lazım.
Başka bir devlet bize savaş ilan etmeden önce artıya çıkmamız lazım. Çünkü şu an Roma'ya bize bir savaş alanı ilan etse yamuluruz abi. Saldırmazlık paktı. Aynen kardeş. Aynen. Saldırmazlık paktı çok iyi oldu bizim için. Şimdi hemen asimilasyon işlemlerimize başlayacağız. Elimizde sağlam bir para birikti. Başlatalım hemen. Evet, tek bir turda hepsini başlattık dostlar. Gayet güzel. Hızlı bir şekilde turlarımızı atlamaya devam edelim bakalım. Evet abi, gayet iyiyiz ya. Gelirimiz falan da yani aldığımız topraklar neticesinde epey bir yükseldi. Bu arada Romanya ile olan saldırmazlık paktımız sona ermiş. Bir kez daha imzalayalım. Eyalet istikrarlarımız ne alemde? Şöyle bakıyorum, halen gayet iyi gidiyoruz. Artık birazcık araştırma yatırımları da gerçekleştirebiliriz. Bunlar bizim gelirimize çok olumlu katkı sağlayacaklar. Hiçbir kuşkumuz olmasın. Hemen şunları da şimdi tekrar başlatalım. Aa, bu kadar mı? Ha yok abi, puan bitmiş o yüzden. Tamam, başlat hepsini. Evet bu sefer. Ha tamam abi, zaten tamam da başlatmışız. Ya keşke hep böyle olsa. Gerçekten hep böyle olmasını çok isterdim. Çok isterdim. Evet dostlar, hepsi %100 oldu gördüğünüz üzere. Şimdi hemen gelen teknoloji puanlarımızı vereceğiz. Yatırımlarımız sona ersin. Hemen gelen teknoloji puanlarımızı vereceğiz. Rusya bu arada Polonya'ya girdi abi. Vay be. Rusya ne yapıyorsun dayı? Rusya sakin ol dayı. Önce bir bütün araştırma puanlarımızı bana veriyorum. Ordu bakımında aynı şekilde bir miktar ayırıyorum. Ordu bakımında 15'e çıkarmış olduk. Artık yavaş yavaş ordu basım işlemlerine başlayıp Hırvatistan Savaşı'na da geçişimizi yapabiliriz dostlar. Bütün topraklarımız %100 eyalet istikrarlarına sahip olduğuna göre herhangi bir toprak ayırt etmeden bütün topraklarda ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Her birine savaş ilan ediyorum. Her birine değil abi. Gerçi bir tane devlete savaş ilan ediyoruz ama olsun. Biz daha fazla devlete savaş ilan ediyormuş gibi yapıp ordularımızın moralini yükseltelim. Hemen devam edelim abi, hızlı bir şekilde ilerlemeye. Aynen öyle. Başkentlerinden 9000 ordu çıktı. Maşallahınız var sevgili Hırvatistan. Maşallahınız var. Ama bir yere kadar kardeşim. Bir yere kadar yani. Yanlışlıkla tur atladım abi yine. Dur. Dur. Askerler. Belgrad'a girmelerine izin vermeyin oğlum. Belgrad'a giremesinler. Aman bak, orası bizim başkentimiz, namusumuz. Giremesinler koçum oraya. Aman diyeyim bak. Aynen öyle, aynen öyle. Aferin. Atın onları oğlum bizim topraklardan. Yağma falan yapmalarına sakın izin vermeyin. Haydi kahraman Sırp ordusu. Oğlum bu adamlar niye bu kadar iyi direniyor lan? Direnmeyin lan artık. Tamam, salın da bitirelim savaşı. Sen oraya git. Sen de şuraya gel. Bu Dalmaçya adalarını da tamamen alacağız. Şuraya saldır, sen de buraya saldır. Aynen öyle abicim. Bitti. Sonunda Hırvatistan Savaşı'nda sonuna geldik. Onları da mağlup ettik ve yine bütün topraklarını elimize geçirdik. Artık dostlar, Sırp İmparatorluğunu kurmak için önümüzde herhangi bir engel kalmadı. Hızlı bir şekilde ordularımızı toplayalım. Belgrad'a çekelim. Bir miktarını terhis edelim. Asimilasyon işlemlerimizle başlayalım. Sonra kuralım abi. Ben her şeyin tam olmasını istiyorum açıkçası. Bunu da yine terhis et. Aynen öyle. Her şey tam olsun, öyle yapalım. Evet dostlar, onları da başlattık ve artık Sırp İmparatorluğunu kurmak için önümüzde bir engel yok. Sırbistan Devleti olarak çok uzun süre, uzun süren savaşlardan çıktık ve bu savaşların neticesinde Sırp İmparatorluğunu formlamak adına gereken topraklara ulaştık. Sırp İmparatorluğunu formluyoruz. Evet, başkentimiz yine... Aa, başkentimiz Üsküp oluyor. Başkentimiz Üsküp, maliyet 1000 diplomasi puanlarından 2.4. Yo, barıştayız, bir vasal değiliz. Bütün eyaletlere sahibiz ve bizden başka bir Sırp İmparatorluğu dünya üzerinde bulunmuyor dostlar. Hayırlı, uğurlu olsun yeni dünyanın temellerini atmak adına Sırp İmparatorluğunu, imparatorluğumuzu kurduk. Dünyada belki de ilk imparatorluğuz abicim, modern dünyada. Aynen öyle, bizden başka bir imparatorluk bulunmuyor. Dünyadaki ilk imparatorluk olma unvanına eriştik yani, belli bir dönemden sonra tabii ki. Evet gayet güzel, iki tane başkentimiz var abi yine. Ha tamam, Belgrad'daki şimdi gitti. Hemen şimdi bu orduyu çekelim başkenti Üsküp'e. Aynen öyle. Gayet güzel. Şu asimilasyon işlemlerini bir kez daha gözden geçireceğim. Artık dostlar, Sırp İmparatorluğunu kurduğumuza göre hedefimiz Orta Avrupa ve Balkan topraklarının tamamını elimize geçirmek olacak. Sınırlarımızda gerçekten güçlü bir devlet olan Türkiye bulunuyor. Onlarla da yine ilişkilerimizi iyi tutmamızda aslında bakarsanız fayda var. Çünkü bize bir savaş ilan ederlerse zor bir duruma düşebiliriz. Önceliğimiz pek tabii ki de Yunan devleti. Onları bir halletmemiz lazım çünkü orada bizim bayağı sınır bütünlüğümüzü tehdit eden bir yapıya sahipler. Onları bir halletmemiz lazım abi bizim bir kere. Ege'ye de bir ordu çıkardık ve Yunanistan savaşını ilan ediyorum. Ya bana gıkını çıkarabilen de yok yani. Kardeşim sen çok sevebilirse savaşı ilan ediyorsun. Gel lan buraya diyebilen yok yani abicim bize. Sevdiğim olay o. Şu an hoşuma giden olay o. Yunanlar yürek yemiş beyler, duydunuz mu? Bak sen şunlara lan. Atina'yı alacaksın da ne olacak lan? Savaşı mı kazanacaksın, ne olacak? Ya buraya bakayım sen. Biraz zorladılar kerataları ama hallettik abi, tamam. Güzel güzel, bunlar da bitti. Evet gayet güzel bir savaşı daha
geride bıraktık. Ordularımızı yine başkent Üsküp'e çekelim ve yine asimilasyon işlemlerini başlatalım. Diğer topraklar ne alemde? Onlar zaten %100 olmuşlar. Her şey gayet güzel gidiyor şu anda. Artık dostlar sıradaki hedefimiz Romanya. Romanya'nın fethiyle beraber hem Balkan topraklarındaki hakimiyetimizi daha da arttırmış olacağız. Hem de sınırlarımızda bize tehdit oluşturabilecek devletlerden bir tanesini daha yok etmiş olacağız. Bütün topraklarımızda asimilasyon işlemleri tamamlandı mı? Önce bütün topraklar da tamamlansın, sonra ben savaşımı ilan edeceğim. Aynen öyle. Bunlarda da yine başlatalım. Güzel. Diğerlerini de bekleyelim. O sırada biraz araştırma yatırımı da yapabiliriz aslına bakarsanız. Araştırma olarak gerçekten iyi bir durumdayız şu anda. Teknoloji sıralamasında 0.93 Komünist Amerika, 0.91 Çin, 0.86 Nazi Almanyası. Biz neredeyiz? Biz de 0.75-76 ile bayağı abi böyle at yarışında geriden hızla gelen bir at gibi koşuyoruz abicim. Çok saçma bir örnek oldu, farkındayım. Kendimizi ata benzettim ama tamam olsun, o da güzel abicim. At güzel bir hayvandır. At güzel bir hayvan. Devam edelim abi hemen hızlı bir şekilde turlarımızı atlamaya. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet, artık teknoloji puanlarımızı bölüştürebiliriz. Böylece bu gelen teknoloji puanlarıyla da beraber ordu bakımımızı da fullledik dostlar. Böylece artık bastığımız ordular bize ne kadar maliyet çıkarıyorsa bu maliyetten -10.5 eksilecek. Gayet güzel bir haber. Evet, yine tamamlanmamış asimilasyon işlemleri var bazı topraklarda. Onları hemen bir tamamlayalım artık. Evet, an itibariyle bütün topraklarımız %100 eyalet istikrarlarına sahip. O zaman hızlı bir şekilde Romanya Savaşı hazırlıklarına başlayabiliriz. Romanya Savaşı hazırlıkları için ordularımı Romanya topraklarının sınırlarında basacağım. Böylece savaşa hemen daha hızlı bir şekilde girebiliriz. Hatta şuradaki 11.000 askerimi Bükreş sınırlarına yollayayım ki başkentlerine girerken daha büyük bir zorluk çekmeyelim. 11.000 ordu başkentlerine girerken bize çok yardımcı olacak. Savaşımı ilan ediyorum Romanya'ya. Umarım çok düşük bir ordu basmamışımdır abi, yani umarım fazla hafife almıyorumdur Rumenleri. Şurada bir ordu basımı daha gerçekleştirelim. Evet, Bükreş'e girdik dostlar. Evet, çok da küçümsememişim. Yani tam kararında abi. Tam kararında. Çok ciddiye de almadık, çok küçümsemedik de. Ve evet, biraz fazla ordu çıkardılar abicim o bölgede ama halledeceğiz, halledeceğiz. Bunlar bizim için hiç büyük sıkıntılar değil. Buradan bir asker alma işlemi bizi oradan kurtarmaya yetecek. Aa lan, orayı boş bıraktım. Ha, Allah'tan saldırmadı be. Adamsın lan sen. Adamsın lan Rumenya. Şurada hemen saldırmaya devam edelim. Abi, ooo, ne yapıyorsun be? Dayı dur be. Az daha yine yanlışlıkla tur atlıyordum bu arada. Bu arada bu rastgele medeniyet serisinde de an itibariyle 75 adet eyaleti fethetmiş bulunuyoruz. Gayet güzel. Çok güzel abi. Yine bütün saldırımız başarılı oldu. Artık son toprakları. Ve hayırlı uğurlu olsun dostlar. Romanya Savaşı'nın da sonuna geldik ve bütün topraklarını alabiliyoruz Romanya Devleti'nin. Hayırlı olsun. Güzel bir fethi daha noktalamış olduk böylece. Hemen ordularımızı toplayalım bir araya. Toplamda halen 12.000'lik bir ordumuz var. Bunları yine başkente çek, asimilasyonları başlat. Yine hepsine tek attık abi, tamamını sadece tek bir hamlede başlattık. Hemen şurada aradan bir Slovenya'yı da bence çıkaralım. Çıkarmamız lazım, çıkarmalıyız. 200 asker yolladım abicim yanlışlıkla oraya. Oraya bir 1800 asker daha takviye yollayacağız, aynen öyle. Güzel, hemen savaşımı ilan ediyorum Slovenya'ya. Basit bir savaş olacak zaten. Evet dostlar, savaşın sonuna geldik. Güzel bir savaş oldu ve yine kazanan tabii ki de biz olduk. Balkan devletleriyle oynamak zevkli ya. Çevrendeki bütün devletler, ya sadece Balkan değil, şöyle anlatayım. Atıyorum Afrika'daki bir devlet, Demokratik Kongo'sunuz. Çevrenizdeki bütün devletler güçsüz, bu yüzden oynaması zevkli. Ya da atıyorum burada Kamboçya olarak oynuyorsunuz. Vietnam'ı alırsanız Tayland'ı alırsınız. Oradan Myanmar, oradan Bangladeş. Yine oynamak zevkli. Atıyorum işte Endonezya oynamak da güzel. Buradan Filipin'i alırsınız, Vietnam'ı alırsınız, Papua Yeni Gine'yi alırsınız. Japonya oynamak güzel, Kore'yi alırsınız. Buradan Filipinleri yine çıkarma atabilirsiniz. Balkan devletleriyle oynamak da bu yüzden güzel. Sırbistan'sız, çevrenizde onlarca güçsüz devlet var. Hepsini alın, sonra bu hale gelin abi. Gayet güzel bir görüntü kazanın. Yani gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle Balkan devletleriyle oynamanın gerçekten zevkli olduğu kanaatindeyim. Evet, artık videomuz yavaştan 20 dakikaya gelmiş dostlar. Yavaştan rastgele medeniyet serimizin bu bölümünü artık burada bitirelim. İkinci bölümde yine Sırp İmparatorluğu... Rusya baba ne yapıyorsun ya? Ayıp değil mi kardeşim? Bu ne oğlum, ne yaptın lan sen? Uy, 2.1 milyon ekonomi. Vay anam vay. Amerika'nın da 1.7 milyonmuş be. Güzel ekonomileriniz varmış, biraz korktum. Bir dahaki bölüm seninle ilişki geliştireceğim Rusya. Senden biraz korkuyorum abicim.
Evet dostlar, bu bölümü izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve Rastgele Medeniyet serisinin devamı için abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilir ve bizleri Twitter'dan takip edebilirsiniz. Dostlar şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar, bay bay.